Şekildeki dünya haritasını işaretleyen A, B, C ve D noktalarına seyahat etmek isteyen Mustafa Saka Bey, 22 Aralık tarihinde A şehrinden hareket eder. Kara ve deniz yolunu kullanarak 20 Mart'ta B şehrine varır. B şehrinde 10 gün kaldıktan sonra yine kara ve deniz yolunu kullanarak 20 Haziran'da C şehrinde olur. C şehrinde ise 10 gün kaldıktan sonra yine kara ve deniz yoluyla 22 Eylül'de D şehrine varır. Mustafa Saka Bey bu yolculukların ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım 22 Aralık tarihinde A şehrinden hareket ediyormuş. 22 Aralık tarihinde A şehri Kuzey Yarımküre'de yani kış mevsimi yaşıyor. Hareket eder. Burada kış yaşıyordu. Kara ve deniz yolunu kullanarak 20 Mart'ta B şehrine varır. Yani buradan 3 ay geçmiş oluyor ve B şehrinde Güney Yarımküre'de bulunuyor. 20 Mart'ta Güney Yarımküre'de ne yaşayacak? Sonbahar yaşayacak. B şehrinde 10 gün kaldıktan sonra Mart'ın sonu geldi. Hala sonbaharda. 10 gün kaldıktan sonra yine kara ve deniz yolunu kullanarak 20 Haziran'da C şehrinde oluyor. 20 Haziran'da geldiğinde C şehrinde yaz yaşanıyor olacak. Çünkü Kuzey Yarımküre'de bulunuyor. 10 gün kaldıktan sonra Temmuz ayına geçti. Yine kara ve deniz yoluyla 22 Eylül'de D şehrine varır. D şehrine 22 Eylül'de vardığında ilkbahar yaşanıyor olur. Bakalım buna göre ne demiş? A, B şehirleri arasında önce kış sonra yaz mevsimi görülür. Şimdi A şehrinde kış yaşanıyordu. Evet, önce kış yaşandı. B şehrine geçtiğimiz zaman da bu sırada ne yaşanacak? Yaz mevsimi. Yani bu aralıkta A, B şehirleri aralığında kış ve yaz mevsiminin görülmesi olasıdır. B, C şehirleri arasında önce sonbahar sonra ilkbahar mevsimi görülür. B'de ne yaşıyorduk? Sonbahar. Dolayısıyla karşılığında ne yaşayacaktır orası sonbahar yaşarken? İlkbahar yaşayacaktır. Doğru. CD şehirleri arasında önce ilkbahar sonra sonbahar. Hayır, önce yaz. Dolayısıyla tam karşısında da kış yaşanıyor olacaktı. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 A seçeneği oluyor. Cemile öğretmen sınıftaşlardaki etkinliği öğrencilerle birlikte yapar. 10 adet aynı özellikte mum alınır. 2 tanesi bir yerde, 8 tanesi bir arada ve 2 mumun 10 santim ilerisinde olacak şekilde masaya konur. Şimdi şurayı çizelim. 2 tane mumumuz bir aradaymış. Bu arada ne kadarlık mesafe varmış? 10 santimlik mesafe varmış. Buraya da 8 tane mum dizmişiz. 4, 5, 6, 7 ve 8 tane de mumlarımız varmış burada. Mumlar yakılır ve alevlerin hareketi izlenir diyor. Cemile öğretmen öğrencilerindeki gözlemekliği durumları ne gibi çıkarımlar yapabileceklerini öğrencilerine sorar. Aşağıda öğrencilerin yapmış olduğu çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş. Hasan, yanan mumlar alevleri sayesinde bulundukları yerdeki havayı ısıtırlar. Doğru. Fatih, ısınan hava yükselmeye başlar. Aslan unutmamalıyız arkadaşlar. Isınan hava yükselecektir. Emir, ikili mumun çevresinde oluşan basınç alanı. Sekizli mumun çevresinde oluşan basınç alanından daha yüksektir. Şimdi 8 tane mumun olduğu yerde hava daha sıcak olacaktır. 2 mum da daha az olacaktır. Dolayısıyla burada alçak hava basıncı hakimken burada da yüksek basınç daha hakim olacaktır. Yüksek basıncın olduğu yerde hava sıcaklığı daha düşüktür. Dolayısıyla yüksekten alçağa doğru bir hava akımı gerçekleşecektir. Dolayısıyla 8 ikili mumun olduğu yerdeki basınç 8'li mumun olduğu yerdeki basınçtan daha yüksektir ifadesi doğrudur. Esat 8'li mum grubunun alevleri ikili mum grubuna doğru dalgalanır. Hayır, yüksekten alçağa doğru hareket edecekleri için ters ifade etmiştir. O yüzden D seçeneğimiz yanlıştır. Bilim insanları dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliğini küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır. Buna göre olaylarından hangileri küresel iklim değişikliğini beraberinde getireceği sorunlardan olabilir? Tarım arazilerinin kuraklıktan dolayı kullanılamaz hale gelmesi, kesinlikle bu da küresel iklim değişikliğinin bir sorunu haline gelmesine sebep olacak bir durumdur. Buzulların erimesinden dolayı deniz seviyesinin yükselmesi, sel felaketlerinin yaşanması, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği problemler arasında yer alır. Canlılarda hücre bölünmesi öncesinde genetik bilgilerin kopyalanarak yeni nesillere aktarılması sağlanır.
Görselde kromozom ve kromozomla ilintili olan kavramlar A, B, C ve D harfleriyle temsil edilmişti demiş. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A sembolü nükleotitleri temsil eder. Nükleotitler genlerin yapısında bulunur. Evet, nükleotitler genlerin yapısında bulunur ifadesi doğrudur. B sembolü genleri temsil eder. Genler DNA'nın yapısında bulunur. Evet, genler DNA'nın yapısında bulunur. Görev birimleriydi. Nükleotitler de yapı birimleriydi. C sembolü bazları temsil eder. Bazlar nükleotitlerin yapısında bulunur. 4 çeşit bazımız vardı. Adenin, timin, guanin ve sitozin. D sembolü DNA'yı temsil eder. DNA'nın kendine eşlemesiyle kromozomlar oluşur demiş. DNA'ların protein kılıflarla kaplanması sonucunda kromozomlar oluşur. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olmuştur. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. DNA'nın kendine eşleme sırasında gerçekleşen durumlar görseldeki gibidir. Bu durumlarla ilgili olarak ifadelenen hangileri doğrudur demiş. DNA'da bulunan nükleotitler arasındaki bağlar birbirlerinden ayrılır. Evet, bu bağlar birbirlerinden ayrılacaktır ve DNA'nın kendine eşleyebilmesi için eski ve yeni ipliklerin oluşmasını sağlayacaktır. DNA bir fermuar gibi açılır. Doğru. Açılan uçlar sitoplazmada serbest halde bulunan uygun nükleotitler gelir. Evet, eşlenme sırasında sitoplazmadaki nükleotitler de eksik alanları doldurmak için geleceklerdir. Başlangıçta DNA ile nükleotit dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü olur ifadesi de oluşur ifadesi de doğru olacaktır. Çünkü amacımız zaten odur. Biri yeni, biri eski olmak üzere yeni eşlenmiş DNA'lar ortaya çıkmaktadır. İki yeni DNA molekülü oluşmuştur. Zaten görselde de bunu göstermiş. Bezelyerlerde mor çiçek rengi baskın, beyaz çiçek rengi ise çekenek özelliklidir. Homozigot mor çiçek renkli bezelye ile homozigot beyaz çiçek renkli bezelyenin çaprazlanma sonucunda oluşan birinci ve ikinci kuşak bezelyeleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur diyor. Şimdi bakalım. Mor çiçekle beyaz çiçeği çaprazlamış. Her ikisi de homozigot yapıdalar. Dolayısıyla %100 melez ortaya çıktı. Şöyle yapalım. M harfiyle gösterildiği için. Büyük M, küçük M ortaya çıkacak. Yani melez bir döl elde edeceğiz. F2 dölüne baktığımız için kendi aralarında çaprazlanması sonucunda büyük M'den %25, büyük M, küçük M'den %50, küçük M'den yine %25 oranında elde ediyorum. Birinci kuşak bezelyelerin tamamı heterozigot mor çiçeklidir. Evet, %100'ü heterozigottur ve dış görünüşte mor çiçekli görünecektir. Mor renk çiçekli görünecektir. İkinci kuşak bezelyelerinin yarısı heterozigot mor çiçeklidir. Evet, %50'si heterozigottu, burada da gösterdik. İkinci kuşak bezelyelerinin yarısı genotip olarak homozigot bezelyedir. Evet, birisi saf baskın, birisi saf çekinik. İkisi de toplamda %50, yani yarısını oluşturmaktadır. İkinci kuşak bezelyelerinin çaprazlanmasıyla heterozigot beyaz çiçek renkli bezelye elde edilebilir. İkinci kuşak bezelyelerinin çaprazlanmasıyla beyaz çiçekleri heterozigot değil, saf çekinik elde ederim. Heterozigot beyaz çiçek hiçbir şekilde elde edemem. Katı cisimlerin karda kumda batma miktarları uyguladıkları basınça doğru orantılıdır. Doğada var olan birçok durum teknolojiye uyarlanarak günlük hayattaki ilişkileri kolaylaştırmıştır. Resimde ördeğin ayaklarının perdeli olması ve hediklerin kullanılması karda rahat yürümeyi sağlayan bir durumdur demiş. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Aynı ağırlıktaki tavuk ve ördek karşılaştığında tavuk karda daha fazla batar. Neden? Çünkü ördeğin ayakları perdelidir. Çünkü yüzey alanları daha geniştir. Yüzey alanı geniş tuttukça katı basıncı azalacağından dolayı tavuğun karda izi daha fazla olacak. Dolayısıyla daha fazla batacaktır. Bu doğru bir ifadedir. Hedik kullanan biri kullanmayan birine göre karda daha fazla batar demiş. Buradaki amaç yüzey alanını genişletip batma miktarını azaltmaktır. Çünkü yüzey alanını ne kadar geniş tutarsa katı basıncımı o kadar azaltacak duruma gelirim. O halde bu ifade tam tersi bir ifade olmuştur. Aynı ağırlıktaki at ve deveden at daha fazla kuma batar. Çünkü devenin ayak yapısı daha geniş olduğu için aynı ağırlıkta olan at ve deveye kıyaslayacak olursak atın ayakları daha yüzey alanı daha dar olduğu için o daha fazla batacaktır. O yüzden doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3 olmalıdır.
Bir kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı sıvının yüksekliği ve öz kütlesiyle doğru orantılıdır. Şekilde özdeş kaplarda aynı yüksekteki sıvıların eşit miktarda su ekleniyor. Su ve sıvılar birbirlerine karışmadığına göre yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Aynı yükseklikteki sıvılara eşit miktarda su ekleniyor. Bir kere sıvı basıncı dediğimiz zaman P eşittir H, D, G formülü gelmeli. Tam da bahsettiği gibi sıvının yüksekliği ve öz kütlesiyle doğru orantılı olarak değişiyor. Fakat biz de aynı yükseklikte demiş. Yani H'i sabit tutmuş. Eşit miktarda su ekleniyor diyor. Ama su ve sıvıların birbirlerine karışmadığı söyleniyor. Bakalım. Kap tabanındaki basınç değişimleri eşit olur demiş. Çünkü aynı miktarda su ekliyorum. Başlangıçtaki basınç miktarı ne kadarsa sıvıyı yani suyu eklediğim zaman da basınç miktarı aynı oranda değişecektir. Başlangıçtaki ile aynı bir değişimi gösterecektir. Dolayısıyla eşittir. A ve B noktalarındaki basınçlar eşit olur demiş. Şimdi burada 3D yoğunluğunda, burada 2D yoğunluğunda H yükseklikleri ne kadar sabit olursa olsun buraya için P eşittir H 3D, burası ise P eşittir H 2D. Yani 2DH kadar bunun basıncı, 3DH kadar da A'nın basıncı olacak. A'nın basıncı daha fazla. O yüzden eşittir ifadesi yanlıştır. Su eklenmeden önce A noktasındaki basınç B noktadaki basınçtan büyüktür. Şimdi şu duruma baktığımız zaman burada 3HD'ye kadar basınç var. Burada 2HD'ye kadar basınç var. 3HD'nin basıncı daha fazla. Ben zaten eşit miktarda su eklediğim için en başta birinci öncülde söylediğimiz gibi tabanlardaki basınç değişimi eşit olacaktır. Ama başlangıçta A B'den büyük basınç olarak o halde hala da büyük olacaktır. Eklenmeden önce de büyüktü zaten. Bu yüzden 1 ve 3 doğru cevabımdır. Aynı sıvı içinde aynı seviyede noktalara uygulanan sıvı basınçları aynıdır. Şekilde bileşik kaplarda aynı cins sıvılar vardır diyor. Bu durumda kap tabanındaki basınçlar sırasıyla P1, P2, P3 olmaktadır. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi bileşik kaplarda her nokta aynı paydada birleşiyor. Bu taraflara baktığımız zaman her biri aynı noktadalar. Aynı noktada birleştiklerine göre P1'e, P2'ye ve P3'e yapılan basınçlar birbirlerine eşittir. Kap tabanına uygulanan sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Evet, hiçbir önemi yok kabın şeklinin. Çünkü sıvı basınç formülümüz P eşittir H, D ve G idi. Yükseklik ve yoğunlukla doğru orantılı olarak değişiyordu. Yer çekimi ise tabii ki duruma bağlıydı. Dolayısıyla kabın şekli için herhangi bir ifade kullanmıyoruz formülde. Dolayısıyla bir ilişkisi yoktur. Kap tabanına uygulanan sıvı basıncı kaptaki sıvının hacmine bağlı değildir. Evet, konulan miktar kapladığı o alana bağlı değil. Dediğimiz gibi sadece yoğunluğa ve yüksekliğe bağlı olarak değişiyordur. Bu yüzden D seçeneğimiz doğru cevabımız olmalıdır. Doğadaki elementleri sınıflandırmak için kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir demiş bize. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise ametaller bulunur diyor. Periyodik tablonun en sağında ise sol gazlar yer almaktadır demiş. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Bir periyotta bulunan sol gazların atom numarası metal ve ametallerin atom numarasından büyüktür. Periyot dediğimiz yatay doğrultudaki yerlerdi. Mesela buradan ikinci periyodu seçtim. Artan atom numaralarına göre sıralanıyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla aynı periyotta bulunan burada bir metal var. Bu alanda bir ametal var. Gittikçe artıyor. O zaman soldan sağa gittikçe atom numaraları arttığı için A seçeneğim doğru. Metal olarak sınıflandırılan elementlerin sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Mavi alanlar metalleri temsil ettiğine göre sayısı çok daha fazla olduğu için doğru bir ifadedir. Metallerin doğada bulunma oranı ametallerin bulunma oranından fazladır. Metaller periyodik tabloda fazlasıyla alan kaplıyor olmasına rağmen doğada ametallerin sayısı daha fazladır. O yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. Yarı metaller, metallerle ametaller arasında bir bölümde yer alır. Evet, şu yeşil olarak gösterilen yerler yarı metalleri temsil etmektedir. Ametallerle metal arasında bulunur. Yanlış olan cevabımız C seçeneğidir. Maddelerin farklı etkilerle yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime denir.
Kimyasal tepkimelerde atom ya da moleküler arası bağlar değişirken atom yapıları değişmez demiş. Atom yapıları ve sayıları değişmediği için toplam kütle de değişmez. Şekilde iki farklı kimyasal tepkime modeli verilmiştir. Buna göre ifade eden hangileri doğrudur diyor. Birinci tepkime sonunda madde elementlerine ayrılmıştır demiş. Şimdi bakalım. Mavi, yeşil, maviymiş. Aralarındaki bağlar kopmuş. Yeşiller bir araya, maviler bir araya gelmiş. Kendi yapılarını oluşturan elementlerle birleşmişler. Dolayısıyla elementlerinden ayrılmıştır demiş. Birinci tepkime sonunda madde elementlerine kadar ayrılıyor. Doğru. İkinci tepkime sonucunda yeni bileşik oluşmuştur. Zaten kimyasal tepkimelerde yeni bir bileşik meydana getirebiliyoruz. Morlar ve maviler tekil takılırlarken 3 arasında bir bağ oluşmuş. Doğru. Her iki tepkimede de proton sayısı korunmuştur. Kesinlikle doğrudur. Atomun cinsinde ya da atomun yapılarında herhangi bir değişiklik olmadığı için proton sayısı da korunmuştur ifadesi doğru olmalıdır. O yüzden D seçeneğimiz doğrudur. pH bir çözeltinin asidik veya bazlık derecesini belirleyen bir ölçümdür. pH cetveli 0 ile 14 arasında değer alabilen bir ölçektir. Asitli çözeltide pH çözeltisi 0 ile 7 arasında bulunurken bazik çözeltide 7 ile 14 arasında değişen değerler alır. Şekilde A, B, C, D ve E çözeltilerinin pH cetvelindeki yerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangileri yanlıştır? A çözeltisi nötrdür. Bakalım A tam olarak ortada yer alıyor. Yani 7'de. Dolayısıyla nötr ifadesi doğrudur. B çözeltisinin bazikliği D çözeltisinin bazikliğinden kuvvetlidir. 7'den 14'e doğru gidildikçe bazın kuvveti artacaktır. O halde B çözeltisinin bazikliği D çözeltisinin bazikliğinden kuvvetlidir ifadesi yanlıştır. D en kuvvetlidir bazikler arasında. C çözeltisi asitik özellik gösterir. 7'den küçük olduğu için asitik özellik gösterir. Doğru. E çözeltisinin asitliği D çözeltisinin asitliğinden kuvvetlidir. Soldan sağa yani 7'den 0'a doğru yaklaştıkça da 0'a yaklaşanların asitik özelliği daha fazladır. O halde E'nin asitliği C'ninkinden daha kuvvetlidir ifadesi doğrudur. Cevabım yanlış olan cevabım B seçeneğidir. Asit özelliği gösteren bazı kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ ve kuru parçacıkları halinde yeryüzüne düşmesine asit yağmuru denir. Normal yağmurların pH değeri 6 civarındayken asit yağmurların pH değeri 4 civarındadır demiş. Asit yağmurlarıyla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sanayi devrimi asit yağmurunun oluşmasına sebep olmuştur. Çünkü sanayide ortaya çıkan o zararlı gazların doğaya salınması sonucunda asit yağmurlarına dönüşümü daha kolaylaştırmış ve sebebini arttırmıştır. Fosil yakıtların tüketimi asit yağmurlarının artmasına sebep olmuştur. Evet, onların da ortaya çıkardığı kükürt dioksitler, azot dioksitler fazla olduğu için sebebiyet vermiştir. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması asit yağmurunun oluşumunu azaltacaktır. Evet, ortaya zararlı bir gaz çıkarmadıkları için bu oluşumu azaltacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. Ayhan Öğretmen sınıftaşlardaki deneyleri öğrenciyle birlikte yapmaktadır. Deney 1. Birinci adım 250 mililitrelik beher kılısa 50 mililitre ve 100 mililitre hacminde aynı sıcaklıkta su konulur demiş. İkinci adım 250 mililitredeki beher kılısa aynı özellikteki ispirit ocağının üzerine konulur. Yani biz bunu ısıtacağız. Üçüncü adımda ise özdeş ispirto ocaklarının 3 dakika süreyle ısıtılır demiş. Dördüncü adım 3 dakika sonra suların sıcaklıkları termometre yardımıyla aynı anda ölçülür ve sıcaklık değişimleri kaydedilir. İkinci deney. İlk sıcaklıkları farklı olan iki farklı beher glass'taki 100 mililitre hacimdeki sular aynı özdeş ispirto ocaklarıyla 3 dakika ısıtılarak suların son sıcaklıkları ve sıcaklık değişimleri kaydediliyor. İlk sıcaklıkları farklı ve iki farklı beher glass'ta bulunuyorlar. Ayhan Öğretmen öğrencilerinden bu deneyler ve sonuçlarında çıkarım yapmalarını istemiştir demiş. Buna göre hangileri yanlıştır diye sormuş bu çıkarımlardan hangileri yanlıştır diye. Yunus birinci deneyde su kütleleri bağımsız değişkendi. Hemen bakalım. Suların kütlelerini ben değiştirmişim. 50 mililitre ve 100 mililitre şeklinde. Dolayısıyla ben değiştirdiğime göre bağımsız değişkendir ifadesi doğrudur. Emre ikinci deneydeki su kütleleri bağımlı değişkendir demiş. Ama burada bize diyor ki ilk sıcaklıkları farklı olan iki farklı beher glass'taki 100 mililitre hacmindeki hacimlerini aynı vermiş. Hacimlerini ben değiştirmiyorum ki ilk sıcaklıkları farklıymış. Isıttıktan sonraki duruma bakacağım. Deneyin sonucu aslında benim bağımlı değişkenim. Bu ifadem yanlış olmuştur o halde.
Alp 1. ve 2. denede 100 mililitrelik suların sıcaklık değişimleri eşit olmuştur diyor. Çünkü aynı süreyle ısıttım, aynı ispirit ocaklarıyla ısıttım özdeş. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Aslan 1. ve 2. denedeki suları ısıtma süreleri kontrollü değişkendir. Sabit tuttuğum için sabit değişken, bir diğer adıyla kontrol değişkeni ifadesi doğrudur. O halde B seçeneğimiz yanlıştır diyebiliriz. Sabit ve hareketli makaraların birlikte kullanıldığı basit makinelere palanga denir. Palangalarda hareketli makaralarda kuvvet kazancı olur demiş. Palangalarda G yükünün bağlı olduğu hareketli makaralardaki karşılıklı ip sayısı kadar kuvvet kazancı olur. Düzeneklerde makara ağırlıkları önemsiz olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakalım. Birinci düzenekte kuvvet kazancı 2'dir. Birinci düzenekte nasıl bir makaradan dolanıyoruz? Bakalım. Kuvvet aşağıya girecekken yük nereye çıkıyor? Yukarı. Zıtlar. Dolayısıyla burada kuvvet kazancı gergin ip sayısı kadar ya da makara sayısı kadar ifadesini kullanabilirim. Baktım burada kuvvet kazancım eşittir gergin ip sayısı ya da makara sayısı olduğu için 2'dir. O zaman birinci düzenekteki kuvvet kazancım doğru olarak ifade edilmiş. İkinci düzenekteki kuvvet kazancım 3'tür. Baktım kuvvet yukarı yönde hareket ediyor, yük yukarı yönde hareket ediyor. Dolayısıyla ve bakıyorum ki kuvvetim hareketli makaraya bağlı. O zaman diyorum ki evet, buraya kuvvet kazancımı bulmak için makara sayısı artı 1 dersem bulabilirim. Kaç makaram var? 2 artı 1'den 3 kuvvet kazancım olmalıdır. Kuvvet kazancımı aynı zamanda yine gergin ip sayısını sayarak buluyorum. Nasıl yapıyorum? Eğer kuvvet yukarıya doğru ise ipimi birazcık uzatıyorum ve ipimi sayıyorum. 1, 2, 3. Yine aynı mantığa geliyor. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğru. Her iki düzenekte G yükünü dengeleyen kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Hayır, birisi hareketli makaraya asılı kuvvetlerin, biri de sabit makaraya. Dolayısıyla birbirlerinden farklı olacaktır. O yüzden 1 ve 2 doğru cevabım olmalıdır arkadaşlar. Basit makinelerde kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp olur. İşten kazanç sağlanmaz, iş kolaylığı sağlanır. Buna göre görselde verilen basit makinelerden hangilerinde kuvvet kazancı vardır demiş bize. Şimdi zımbaya baktım. Zımbanın destek noktası en uca koyduğum yük ve uyguladığım F kuvveti var, değil mi? Benim kuvvetten kazancımı sağlayabilmek için FK'nın yani kuvvetin desteği olan uzaklığının yükün desteği olan uzaklığından fazla olması gerekir. Burada PK FK'dan daha büyük. Dolayısıyla PK büyüktür FK olduğu için yoldan kazancım var. Bu olmadı. Çıkrığa baktım. Çıkrığın amacı her zaman kuvvet kazancı elde etmek olduğu için bu bizim için örnek bir. Bu bizim için uygun bir örnek olmalıdır. Maşaya baktım. Maşanın destek noktası en başta. Ortadan bir F kuvveti uyguluyorum. Ve yük en başta. Burası FK. Burası ise PK. Burada da yine PK büyüktür FK'dan. Burada da yoldan kazandım. Kuvvetten kaybettim. Bizim için uygun bir örnek değil. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 olmalıdır. Sine kapan bitkisi tuzağa düşen sineklerin kapanında sindirerek azot ihtiyacını karşılar. Buna göre sine kapan bitkisinin bulunduğu bir besin ağında yorumlarının hangileri doğrudur demiş. Sine kapan üretici olabilir. Evet, bu bir bitki. Dolayısıyla bir üretici olabilir. Doğrudur. Sine kapan tüketici olabilir. Kendi besini kendisi üretebilirken aynı zamanda bir canlıyla da beslendiğine göre bir tüketici olabilir. Sine kapan enerji akışında en büyük payı alabilir. Çünkü güneş enerjisini doğrudan aldığı için bir üreticiler kısmında yer aldığı için bitkiler doğrudan ne yapacaktır? Güneş enerjisini alacaktır ve enerji akışında en büyük paya sahip olacaktır. Bu yüzden D seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Besin zincirindeki canlıların beslenme sırasına göre dikey dizilimi ekoloji piramidi denir. Şekiller modellerinin ekoloji piramidinde ifadelerinden hangileri yanlıştır? Biyolojik birikim üreticilerde en fazladır demiş. Biyolojik birikim yukarıya doğru çıktıkça artan bir durum olduğu için üreticilerde en az durumdadır. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Enerji aktarımı dördüncü derecede tüketicilere doğru gidildikçe azalır. Enerji aktarımı dördüncü dereceden tüketicilere doğru gidildikçe azalır.
Burada şöyle bir kural vardır. Biz ona %10 kuralı deriz. Besin aldığında bu düzeyleri aktarım yaparken her basamakta toplam enerjinin %10'u bir üst basamağa aktarılır. Kalan %90'lık kısmı ise ısı, boşaltım gibi maddelere dönüşür. Biz bunu %10 kuralı deriz. Bu yüzden bu ifade de yanlıştır. Ayrıştırıcılar üreticiler dışındaki bütün basamaklardaki tüketicilerin toprağa karışmasını sağlar. Ayrıştırıcılar tüm basamaklarda yer alır ve ortaya çıkan ölü organizmaları belli başlı enzimlerle parçalayarak sıvı hale getirip kendisi kullandıktan sonra toprağa kazandırır. Üçüncü öncülüm doğrudur. Biri iki yanlış, yani A seçeneğindir. Canlıların yapısındaki elementlerin doğada sürekli tekrarlanarak kullanılması da madde döngüsü denir. Şekilde su döngüsünün temsil modeli verilmiştir. Buna göre durumlardan hangisi su döngüsünün bir parçasıdır demiş. Canlıların solunum yapması. Evet, solunum sonucu karbondioksit, su ve enerji oluşturuyoruz ve su da açığa çıktığı için canlıların solunum yapması su döngüsüne bir katkı sağladığını gösterir. Akarsu, göl ve denizlerde buharlaşmanın gerçekleşmesi zaten tamamen su döngüsünün en önemli durumlarından bir tanesi de buharlaşmadır. Çünkü su buharlaşıyor, tekrar madde döngüsüne katılıyor. Su olarak tekrar zemine dönüyor. Şeklinde bir sirkülasyon vardır. Kar dolu yağmur gibi yağışların olması su döngüsüne katkı sağlar. Canlıların ölmesi sonucunda ortama bıraktıkları da yine su bulunduracaktır. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve 4 madde döngüsünde, su döngüsünde bizim için önemlidir. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Cisimlerin elektrikle yüklenmesi farklı şekillerde gerçekleşir demiş. Bize nötr cisminin üzerine eksi yüklü K cisminin L cismine yaklaştırıldığını göstermiş. Bunun sonrasında artı yüklerin kalıp eksi yüklerin toprağa aktığını göstermiş. Ve toprak bağlantısı kesildikten sonra K cismini uzaklaştırmış. Artık eksiler toprağa gittiği için L cismi pozitif yüklü hale gelmiştir şeklinde görselde bize gösteriyor. Diyor ki şekildeki nötrleyicisinin elektrikle yüklenme aşamaları verilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? Birinci aşamada K cismi L cisminde bulunan negatif yükleri itme kuvveti uygulamıştır. Neden? Çünkü birbirleriyle zıt yüklüler ve yaklaştırma sonucunda ne yapacaklar? Birbirlerini iteceklerdir zıt yüklü, aynı yüklü olanlar. Zıt yüklü olanlardan ötürü de birbirlerini çekmiş olacaklar. Eksiler öteye itilirken artılar yaklaşacak. Daha doğrusu K onları kendilerine doğru hareketlerini sağlamış olacaktır. İkinci aşamada topraklama yardımıyla istenmeyen yükler toprağa akmıştır. Çünkü K ile L'nin içerisinde bulunan negatif yükler birbirlerini itecek. Çünkü her ikisi de negatif yük. Onlar istenmeyen yük olduğu için toprağa bir akış gerçekleşecektir. O yüzden B seçeneği de doğru. Üçüncü aşamada L cisminde sadece pozitif yükler kalmıştır. Hayır, içerisinde yine eksi yükleri barındırıyordur, negatif yükleri barındırıyordur ama pozitif yüklerden daha az miktarda olduğu için L cismine pozitif yük diyoruz. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Başlangıçta nötr olan L cismi etkiyle elektriklenmiştir. Çünkü dokunmamış, sadece yaklaştırmış. Bu da doğru. Yanlış olan cevabımız C seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar.